Hocam 30 Ağustos'un yasaklanması ve son günlerde verdiğimiz şehitler canımı acıtıyor diyor. Evet, şehitler için doğru. 30 Ağustos niye yasaklandı? Terör falan mı konusu? Seni kutlamayacağına karar verdi. Olay çıkar falan mı çekiniyor? Sadece askeri araçlar terörlere çıkacakmış. Öyle demişler. Ha, askeri aracın ne işi var canım o? Evet. Stalin Rusya'sında yapılıyordu. Evet. Efendim, Hitler'in gösterilerinde Evet. yapılıyordu. Avrupa'da hiçbir yerde yok. Amerika'da da yok. Yani bu İkinci Dünya Harbi döneminden kalmadır. Tanklar, toplar, uçaklar geçiyor falan. Evet. Yani şehrin içerisinden tankların, topların, füzelerin falan geçmesinin bir alemi yok. Şey, tehlikeli de yani bir terör saldırısı olsa, o roketler infilak etse bayağı tehlikeli olur. Yani Stalin Rusya'sı ve Çin'e bakın. Bayramlarında silah gösterisi, askeri araçlar ön plandadır. Yani bunun bir anlamı yok. Biz silahlarımız hakkında bilgi edinmek istiyorsak basından, gazetelerden öğreniriz. Ama şehrin içerisinde obüs topları, tanklar, roketler, böyle ağır silahlar hepsi bir arada bulunması ve bunlarla geçit yapılması riskli olur. F-16'da mesela gösteri yapıyorlar. Yani o da riskli olabilir. İşte tanklarla falan. Yani buna gerek yok. Biz tanklarımızın olduğunu biliyoruz zaten. F-16'lar da şehrin üstünde. O da riskli olabilir. Yani acil bir şey değil. Ama gençler yürüsün, efendim vatandaşlar katılsın, bir bayram şenliği olsun. Tabii. Ama bir silah gösterisi tarzında Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Amerika'da da yok. Ya modern ülkelerde yok. 30 Ağustos'tan vazgeçmemiz için bir sebep yok. Ama güzel, kapsamlı şenliklerle kutlansın. Yani ağır silahları göstererek değil. Çünkü bizim ordumuzun yani gösterişe ihtiyacı yok. Her türlü eğlence olsun. Efendim, resitaller verilsin. Efendim, konserler verilsin. Gençler eğlensin. Yani gerçek bir bayram havasında kutlanılabilir. Yasaklama yapılmamış 30 Ağustos'ta ilgili. Askeri geçit olmayacak demiş sadece. O normal. Yani hiçbir zaman için askeri geçit bayramlarda olmaz. Thank you.